güven vaat ettiğinden dolayı Ebu Bekir Efendimiz onu gönderir ve şunları söyler. Ali'ye söyle der, Hazreti Ali'ye söyle, Haydar-ı Kerrar'a, Damad-ı Nebevi'ye, Fatih-i Hayber'e, sen daha bir çocuktun. Biz evlerimize girdiği zaman dışarıya çıkma endişesi içindeydik. Kılıçlar, bıçaklar bizim için kinle, nefretle bileniyordu. Ya Ali sen o zaman daha çocuktun diyor. Dışarıya girdiğimiz zaman eve girmeden emin değildik. Nerede önümüzü kesecekler, nerede sinemize bıçak saplayacaklar belli değildi. Sen çocuktun daha. Ben hem Resul-i Ekrem'den işittim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu vazife onundur ki o benim değildir der. Bu vazife onun değildir ki o benimdir der. Öyle bir istiğna, başkalarının nefsine tercih etme mevzunda öyle bir isar. Sadece bir yemekte değil, hani sahabinin Ebu Talha'nın evindeki yemekte ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kâne bihim hasâsâ. Fakr-ı zaruret içinde olsalar, kendileri aç bile olsalar, başkalarının nefislerini tercih ederler. Makamda, mansıpta, payede başkalarını kendine tercih etme. Hazreti Pir ifadesiyle, hizmette hep önde, önlerin önünde, önlerin önünde, önlerin önünde. Ücrette gerilerin gerisinde, gerilerin gerisinde, gerilerin gerisinde. Bir sahabi ganimet taksim edilirken kendisine de bir şey vermek istiyor Efendimiz. O başını sallıyor. Hayır ya Resulallah diyor. Ben bunun için Müslüman olmadım diyor. Müslümanla kaktim olduğu için oldum. Müslüman oldum ki ha şuradan bir ok yiyeyim ve senin uğrunda şehit olayım. Kısa bir süre sonra hakikaten o mübarek zatın naaşına ulaştıklarında tam eliyle işaret ettiği yerden bir ok yemiş ve öyle ruhunun ufkuna yürümüş. Kendileri adına Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler böyle davrandıkları gibi aynı zamanda aile efratları adına da böyle davranırlar. Böyle davranmak peygamber işi, peygamber ahlakıdır. Böyle davranmak sahabi yolunun gereğidir. Ganimet taksim ederken Hazreti Ömer Efendimiz halife olduğu dönemde al sana, al sana, al sana, al sana diyor. Abdullah oğlu da var ama falan falan yerde Resulullah'ın önünde şöyle can siperhane savaşıyordu. Ben nasıl oğlumu ona tercih ederim diyor. Görmeyen kör gözlerin gözlerine sokulsun. İşitmeyen sağır kulaklarına sokulsun. Demek ki yaşamanın bir gayesi var esasen. Bir şey yapmak, insanlık adına bir şey yapmak. İnsanı insanlığa yükseltmek. Bir yönüyle itibar nedir, emniyet nedir, güven nedir? Onun bayraktarı olmak. O duyguyu bir bayrak gibi her yerde dalgalandırmak. Livaül Hamd'in altında toplanıyor gibi herkesin o bayrağın altında toplanma, onlarda o haişi uyarmak, o arzuyu uyarmak. Tamam bu oldu bitti, öyleyse benim de bundan sonra dünyada kalmamın bir anlamı yok. Eğer nam-ı celili ilahi duyurma gibi bir misyon eda edemeyeceksem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatma gibi bir misyon eda edemeyeceksem, Müslümanlık adına bir şey yapamayacaksam, Müslümanlığı dünyaya gayet makul sevdirecek şekilde duyuramayacaksam şayet, yaşamamın bir anlamı yoktur. Bunu kendi adıma da söyleyebilirim. İki dakika da geriye bırakmadan Allah emanetini alsın. Hemen, hemen alsın. Bu yüksek gayeyi hayale hizmet edemeyeceksen, burada sizin içinizde bulunamayacaksan, kendimi sizden biri olarak sayamayacaksan ve öbür tarafta da bu da bizdendi falan demenize vesile olacak bir yatırımda bulunamayacaksan şayet, ben bağışlayın, siz de üzerinize almayın, öyle bir yaşamayı hayvanca yaşama sayarım. Kel enham belhum atal. Cennet, Uri, Gilman, ırmaklar falan diyor. Çok defa belki konsantrasyonunuz tamamsa, Allah'ım sen bana yetersin yani, bunlar ne yani? Fakat ben arkadaşlarıma, ilahiyatçılara sordum.
acaba aklıma bazen böyle bir şey geliyor. Bu Rabbimin bize ihsan ettiği, armağan olarak verdiği bu şeylere saygısızlık olur mu? Dolayısıyla Rabbimize bir saygısızlık olur mu? Fetva sordum ben arkadaşlarım. Gönlünü rızaya, rıdvana bağlamış, rüyete bağlamış, Rabbiyetül Adeviye gibi elinin tersiyle cenneti bile itecek bir şeye kendilerini adamışlarsa, onların gözlerinde ne saray vardır, ne villa vardır, ne yat vardır, ne donanma gibi gemiler dizisi vardır, ne evladı iyalı kayırma, ne torunlar için bir kısım hesaplar arkasından koşma, ne efendim milletin bünyesine güve gibi yapışma ve ondan sonra onu emerek beslenme. Yüce bir davaya dilbeste olmuş insanlar, öyle bir şeye dilbeste olmuşlardır ki, onun berisinde yapacakları her şey, dilbeste oldukları şeyden birkaç adım geri atma demektir.